Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli muhterem izleyiciler, bir programımıza daha hoş geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in 17. gününü idrak ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in bu 17. gününün ilk programında, ilk canlı yayında sizlerle beraberiz. Bugünkü sabah kuşağımızdaki programda cennete götüren sebepler konusunu ele alacağım inşallah. Bununla alakalı ayet ve hadise bir bakalım, ayet ve hadislere. Evet, bugünkü okuyacağımız ilk ayet Nisa suresi 122. ayet. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amel işleyenler. Evet, cennete girmenin birinci formülü, anahtarı, olmazsa olmazı iman. En birinci şart iman. Allah'a, meleklere, kitaplara inanması gereken esaslara inanmak. İmanın altı esasına inanmak, tasdik etmek. Ama ondan sonra da yetmiyor. İmanın pratiği lazım. İmanın ispatı lazım. İman ispat ister. İman teoridir. Teori pratik ister. O da salih amellerdir. İbadetlerdir. Ve amilü saliyat, bu Kur'an-ı Kerim'de innellezine amelü ve amilü saliyat onlarca belki yüzlerce yerde geçiyor. İşte diyor ki vellezine amenu ve amilus salihat. İman edenler ve salih amel işleyenler. Salih amel ne demek? Nedir yani? Yani ne yaparsak salih amel işlemiş oluruz. Düzeltici amel demektir. Islah edici amel. Önce kendimizi sonra başkalarını. Zaten kendimizi ıslah etmezsek başkalarını zaten edemeyiz. Demek ki düzeltici, ıslah edici, yola getirici, dost doğru yolda götüren her davranış salih amel olmuş oluyor. Bunlara ne varmış? Senudhiluhum cennetin. Cennetlere sokacağız. Bunlar cennete girecekler. Tecri min tahtiyel enhar. Altlarından, zeminlerinden ırmaklar akan cennetlere. Halidine fiyye ebeda. Orada ebedi kalacaklardır. Zaten cennet giren bir daha çıkma yok yani. Cehennem gibi değil yani. Vaadallahi hakkan. Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Yani bunları söylüyorum ya diyor Allah. Bunlar gerçek olacaktır diyor yani. Ve men astagu minallahi qila. Allah'tan daha doğru sözü kim vardır? Diyor. Nisa suresi 122'de. Evet, burada bizi cennete davet ediyor. Cennete neyle girilmiş? Salih amellerle. Şimdi burada yok ama aklıma geldi bu ayet okurken. Sık sık tekrar ettiğimiz Ali İmran suresinde 133 ve 134, 135, 136. ayetler var. Hepsini belki okumayacağız ama orada da Rabbimiz bizi cennete koşmamızı istiyor. Bizim cennete koşarak gitmemizi istiyor. Ne diyor? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ Rabbinizin mağfiretine, bağışlamasına koşun. Kendinizi bağışlatmaya bakın Rabbinize. وَجَنَّتٍ cennetine koşun diyor. Cennete gidecek yollar edinin. Cennete götürecek ameller yapın demektir bu. Öyle ki اَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Genişliği yerle gök arası kadar cennete koşun. O iddet lil muttakîn takva sahipleri için, korunanlar için, sorumluluk bilinci taşıyanlar için hazırlanan cennete koşun. Peki cennete koşacağız, ne yapacağız peki? Ne yapmamız lazım? Muttakî olacaksın. Muttakî nasıl olacaksın? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ Genişlikte de, darlıkta da malından, mülkünden, parasından fakiri gözeteceksin. İnfak edeceksin. Bak cennete beleş gitmek yok.
Velkâti minel gayza, öfkeni tutacaksın, değil mi? Öfkelerini kontrol ederler diyor. Vel afîn anin nâs, insanları ne yaparlar? Affederler. Bunlar cennete gitmenin formülleri. Vallahi yuhibbul muhsinin. Devam ediyor aslında burada formülleri ama vellezîne izâ fe'alû fâhişeten ev zalemû enfusehum zekerullah. Bir kötülük yaptıkları zaman, bir fuhşiyette bulundukları zaman yahut kendilerine zulmettikleri zaman, değil mi? Zekerullah, Allah'ı hatırlarlar. Allah'a dönerler. Festeğferû li zunûbihim. Günahları için bağışlanma dilerler Allah'tan. Ve men yagfiru zunûbe illallah. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve lem yusirru ve lem fe'alû. Yaptıkları hatada ısrar etmezler. Bak, cennete gidecek kişilerin özellikleri. Ve hum ya'lemun. Bilerek yanlışta ısrar etmezler. Bilerek günahta ısrar etmezler. Böyle devam ediyor. Cennete gitmek isteyenlere reçete, formül hazır yani. Evet, bunları yapmak tabii. Bunların Musaf'ta yazılı olması bizi cennete sokmuyor yani. Musaf'ta yazılı, Kur'an'da yazılı. Önemli olan gönlümüze, kalbimize, hayatımıza yazılı olması. Kur'an'ın hayatımıza inmesi önemli olan yani. Kur'an Muhammed Aleyhisselam'a indi. Tamam da bizim de yüreğimize, hayatımıza, işimize, gücümüze, evimize, barkımıza, sokağımıza, caddemize de Kur'an dokunmalı, inmeli. Şimdi buradan bir hadis-i şerife değinelim. Günün hadisi olsun. Tirmizi'de geçen bir hadis. Ebu Ümame'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccı'ndaki hutbesinde şunları söylemiş. İttegullah Rabbekum. Rabbiniz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Vesallu kamsekum. Beş vakit namazınızı kılın. Formül söylüyor. Formül. Cennete gitme formülü. Vesumu şahrakum. Ramazan orucunuzu tutunuz. Ve eddu zekate emvalikum. Mallarınızın zekatını veriniz. Ve ati'u zâ emrikum tedhulu cennete rabbikum. Böylelikle idarecilerinize, yöneticilerinize itaat edin ki böylelikle cennete gidersiniz diyor. Veda hutbesinde Efendimizin bizi kurtaracak beş formül söylüyor. Bunlardan birisi Allah'a karşı takvalı olun. Sorumluluk bilincinde hareket edin. Beş vakit namazını kıl. Ramazan orucunu tut. Malların zekatını ver. Yöneticine itaat et. Bunları yaparsan diyor. Cennete gidersin. Evet. Yani cennete gitmek ütopik bir şey değil arkadaşlar. Evet. Duamızı yapalım. Allah'ım. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Evet, günün fetvasına geçelim. Her zaman dua yapılabilir mi? Özel dua yapma vakti var mıdır? Evet. Evet, bazı kardeşlerimiz duanın da sadece belli günlerde, gecelerde yapıldığını ya da duayı sadece belli adamları yapması gerektiğini zannediyorlar. Halbuki dua Allah'a dilekçe yazmaktır. Allah'a derdini anlatmaktır. Allah'a yalvarmaktır. Muhul ibadet, ibadetin özüdür. Dolayısıyla genel anlamda duanın bir zamanı yok. Şuradan devam edelim. İslam dinine göre dua için mutlaka uyulması gereken özel bir zaman, mekan yok. Her yerde, her zaman dua edilebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktinde eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Rum suresi 17-18. Yani burada ne anlıyoruz? Gün içindeki vakitlerde dua günü yayılmış vaziyette dua edilebilir, ibadet edilebilir. Bununla birlikte Kur'an ve hadislerde
den anlaşıldığına göre gece seher vaktinde yapılan dualar makbuldür. Bakınız. Seher vakti övülüyor. Ha, bu genel olarak dua her zaman yapılıyor. Fakat duaya daha özel vakitler de var. Promosyonlu vakitler, çok değerli vakitler. Onları kaçırmayacağız. Değil mi? İndirim var. Hani indirim var diyor ya mesela. Filan firma diyor ki şu saatler arasında alışveriş yapanlara indirim var. Şu saatlerde telefonla konuşursan şu kadar kontrol var misal gibi. Allah-u Teala diyor ki işte o zamanlarda dua daha kaliteli, daha tesirli. Kur'an'dan anlıyoruz ki o da seher vakti mesela. Değil mi? Sahura kalkıyoruz. Sahur ne demek? Seher vakti. Sahur, seher. Aynı anlamı. Aynı kökten geliyor. Sahura kalkıyoruz. Sahura sadece yemek yemeye kalkarsan o seher vaktini değerlendirmiş olmazsın. Sahur vakti sadece yemek vakti değildir. Aynı zamanda da namaz vaktidir, dua vaktidir. Yani yatağımızdan kalktığımız zaman iki rekat bir namaz kılıp öyle sofraya oturmak ne kadar güzel değil mi? Evet. Efendim. Yine bir başka ayet okuyalım. O da şurada geçiyor. Ali İmran suresi 16-17. Ellezine yekulune Rabbena innena amennâ faghfir lenâ zunûbenâ ve qina azâbennâ. Es-sâbirîne ve's-sâdikîne ve'l-gânitîne ve'l-münfikîne ve'l-müstağfirîne bil-eshâr. Ali İmran suresi 17. ayette bunları sayıyor. Anlamı şu. Onlar Rabbimiz biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde bağışlanma dileyenler. Vel müstağfirine bil eshar. Seherler demek. Esher, eshar, seherler. Seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenler. Demek ki Allah'tan istiğfarda bulunmak için seher vakti çok kaliteli bir vakit. Çok değerli bir vakit olmuş oluyor. Bir başka ayette Zariyat 51. sure olan Zariyat suresi 17 ve 18'de şöyle diyor. Kânû galîlen minel leyli yehcevûn ve bil esharihüm yestagfirûn. Aynen burada da Ali İmran suresindeki gibi. Ve bil esharihüm yestagfirûn. İşte onlar diyor, kimler? Onlar geceleri az uyuyorlardı. Değil mi? Geceleri az uyurmak önemli. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi. İşte seher vakitleri önemli. Bir de diğer taraftan değerli kardeşlerim, Ramazan gecelerinde, değil mi? Değerli vakitler hangileridir? Takip etmemiz gereken. Her zaman dua edilir, her zaman tevbe edilir, her zaman istiğfarda bulunur. Allah için zaman ve mekan mühim değildir o manada ama Rabbimiz bazı vakitleri herkesin yapmadığı, herkesin yapamayacağı o vakitleri söylüyor, kıymetli kılmış. Değil mi? Bunlardan birisi neymiş? Seher vakti. Diğerleri hadislerden öğreniriz. Ramazan geceleri. Bakın Ramazan 30 gün, 30 gece. Boş geçirmemek lazım. Mesela teravihleri kılmak bunlardan bir tanesidir. Ramazan geceleri değerlendirmek için. İlla cami olması gerekmiyor. İlla cemaatle kılman gerekmiyor. İlla imama uyman, imam olması gerekmiyor. Evinde de teravih kılabilirsin. Arafat vakfesinde yapılan dua. Gece vakitlerinde ezan, gece vakitlerinde yapılan dua. Ezan okunduğu zaman yapılan dua. Ezan okunduğu zaman. Kâmet getirildiği sırada yapılan dualar. Kâmetle ezan arası hadislerde var. Ezan ile kâmet arası. Ezan okundu, kâmete var daha camide. Değil mi? O aradaki yapılan dualar. Efendim, farzların sonunda yapılan dualar, farz namazların sonunda. O yüzden Efendimiz tesbihatı, namazın tesbihatını, namazın farzını kılıp peşinden yapardı. Bizim gibi sünnetten sonra yapmazdı yani. O yüzden esas tesbihatta önemli olan farzın peşinden tesbihatı yapıp sonra nafile varsa, sünnet varsa onları kılmaktır. Yani sünnete uygun olan budur. Demek ki farzın peşinden hemen farzı kıldıktan sonra veya cemaatle kıldıktan sonra hemen sünnete geçme. Birkaç dakika bir otur. Şöyle bir dua et. Efendimiz mesela Ebu Zer'e şu duayı öğretmiştir. Farz namazı, her farz namazdan sonra yapmasını söylemiştir. Size ben de söyleyeyim buradan.
Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ebu Zerre öğretiyor Efendimiz bu duayı. Her farzdan sonra yapmasını söylüyor. Ey Allah'ım, bana seni zikretme, şükretme ve sana güzel ibadet etme hususunda bana yardım eyle demektir. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım, seni zikretme, anma hususunda, sana şükretme hususunda ve güzel ibadet etme hususunda bana yardım et demektir az kardeşlerim. Evet. Muhterem kardeşlerim, demek ki cennete gitmek için Rabbimin rızasını kazanmamız şart. Onun sevgisini kazanmamız şart. Onun emirlerine uymamız şart. Nehilerinden kaçınmamız şart. Şayet bu yolda yürürken insandır, beşerdir, şaşardır, hata eder, yanılırsa hatada ısrar etmeyecek, hemen Rabbine dönecek. Rabbimizin rahmet kapısını, merhamet kapısını aşındıracağız yani. Dua edeceğiz, bağışlanma dileyeceğiz, değil mi? Tevbe edeceğiz, tevbeye geciktirmeyeceğiz. İbadetlerimize devam edeceğiz, ihlasla yapmaya gayret göstereceğiz. Böylelikle Rabbimizin bizim için hazırlamış olduğu cennete inşallah gideriz diyoruz. Evet, Ramazan-ı Şerif'in 17. gününün bu ilk sohbetinde sizlerle beraber olduk. Programımızı burada noktalamadan önce dostlardan bakalım kimler şu anda bizi takip eden. Fuat Erdoğan selam ediyor Viyana'ya. İlhan Şahan köylüm selam ediyorum. Bursa'dan bizi takip ediyor. Muhammed Veysi Karadaş Şanlıurfa'dan selam ediyorum. Peygamberler diyarına. İsmail Güler kardeşim Kapısuyu'na selam ediyorum. Dün Kapısuyu'na geldim, şöyle denizi bir seyrettim. Bir daha geri döndüm mahzun. Efendim Muhammed Veysi dedik. Şahadan Hınç kardeşime selam ediyorum. Kurucaşila'dan bizi izliyor. Ersan hocam Esentepe mahallesinden Paşalılardan bizi izliyor. Cümlenize selam ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.